Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mahsin ilk adresi milyonerin sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 başlıyor. Herkese iyi haftalar. Milyonerli İlk 5'e hoş geldiniz. Ben Cengiz Uygur. Bugün mikrofon başında tek başımayım. Miray ufak bir izin aldı. O bugün yok. Ben sizlerle program yapacağım değerli dinleyenler. Önce isterseniz bir Bitçi Türkiye Kupası ile başlayalım. Biliyorsunuz Euroleague aradaydı bu hafta. NBA'de de All-Star arası vardı. Onu All-Star'ı zaten detaylıca konuşacağız. Bu Euroleague'in verdiği arada da yerel ligler de aradaydı tabii. Türkiye Kupası oynandı ve diğer Avrupa liglerinde de yerel kupalar oynandı zaten. Önce bir finalle başlayalım. Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 86-72 mağlup ederek Bitçi Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Onun dışında tabii final maçında Anadolu Efes'in bütün mücadeleyi üstün oynadığını belirtmekte fayda var. Yani Fenerbahçe'nin maçın ilk 5 dakikası hariç mücadelede herhangi bir pay sahibi olduğunu, etki sahibi olduğunu söylemek açıkçası güç. Zira Efes'in maçın başından itibaren tamamen oyuna hakim olduğunu ve Misic ve Plyce önderliğinde oldukça yüksek bir hücum gücüyle de aslında Fenerbahçe'ye çok kazanma şansı vermediğini görüyoruz. Yani zaten İkinci çeyrekte özellikle 14-0'lık bir seri var Efes'in yakaladığı. O serinin ardından yani maçın ve kupanın kimin eline gideceği, kimin zafere ulaşacağı biraz belli oldu aslında. Maçın kalanında Fenerbahçe biraz gelmeye çalıştı. Bir atak yapmaya çalıştı. Özellikle Starks'ın bir üçlüğüyle 3. çeyrekte farkın tek hanelere indiğini gördük ama çok... Dediğim gibi final motivasyonunda, final ruhunda, final heyecanında pek göremedik Fenerbahçe'yi. Ama Efes'in de tabii çok net üstünlük kurduğunu belirtmek lazım ve tebrik etmek lazım Anadolu Efes'i de Koç Ergin Ataman'la beraber. Özellikle dediğim gibi o 14-0'lık seride yani hem Plyce hem Misic'le beraber oldukça yüksek bir performans ortaya koydular. Açıkçası zaten Plyce maçın MVP'si seçildi ki çok da haklı bir ödüldü bence. Plyce'ın neden bu kadar etkili olduğunu biraz tartışmamız gerekirse ben şununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin dış atışlarda çok etkili olamadığını gördük. Bu durum Plyce'ın pot altını daha rahat savunmasını sağladı. Yani Fenerbahçe dış şutlarda belli bir istikrar yakalayamadığı için, yüksek isabet oranı yakalayamadığı için Plyce da kendini tepeye doğru hareketlenmekte, tepeye doğru çıkmakta zorunda hissetmedi. Bu da Plyce'ın enerjisini hücuma daha rahat yansıtmasını sağladı. Bir de zaten Fenerbahçe'de Veseli'nin sakatlığı malum. Booker da pot altında evet etkili bir oyuncu ama Plyce'ın savunma defektlerini tam olarak bize gösterecek, yansıtacak bir isim de açıkçası değil. O yüzden Plyce da savunmada zorlanmayınca hücuma daha rahat katkı yapmaya başladı ve Fenerbahçe'nin zaten eksik olan pot altını hakikaten tarumar etti yani ve oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Zaten Plyce'dan bu sene sıkça bahsettik, savunma defeklerinin olduğundan bahsediyoruz hep ama iyi bir sezon geçirdiğini de gerçekten atlamamak lazım. Özellikle Euroleague'de sene başında Dunstan'ın yokluğunda hücumda oldukça iyiydi. Savunmada işte defekleri ortaya çıkıyor. Onu da Fenerbahçe o avantajı da kendine sağlayamayınca maçı aslında kaybetmiş oldu. Misic ayrıca etkiliydi zaten. Şeyden de çok sık bahsediyoruz. Yani Misic ve Larkin'den bir tanesinin iyi oynadığı bir Anadolu Efes iyi bir takım. İkisinin birden iyi oynadığı bir Anadolu Efes. Hakikaten yenilmez bir takım haline geliyor. Misic'den de o katkıyı, o performansı alınca açıkçası Fenerbahçe'yi yenmekten Anadolu Efes çok zorlanmadı. Ancak yarı final maçlarına da bir göz atmak gerekir diye düşünüyorum. Anadolu Efes tarafında değilse de Fenerbahçe tarafında. Fenerbahçe Galatasaray'la bir yarı final oynadı ve 64-49 kazanmayı başardılar bu yarı finali. Yarı finalle alakalı şöyle bir durum vardı. Sahada oynanan oyunu hani geçiyorum. Geçmiyorum tabii, geleceğim ama sahada oynanan oyun dışında hakemlerle alakalı bir durum vardı. O da neydi? 4 anonsun ardından sahanın boşaltılması.
Şimdi Türkiye basketbolunda bu maçtan çok daha sert maçlarda oynandı ve o maçlarda biz hakemlerden bu hassasiyeti görmemiştik aslında. Bu dördüncü anonsu yaptırıp sahayı boşaltma refleksini. Bu maçta niyeyse böyle bir şey oldu. Aslında çok ciddi bir olay da bence yoktu açıkçası sahada. Evet, belli bir takım sıkıntılı tezahüratlar oldu. İki tarafın birbirine laf atması oldu ama bunlar zaten hani sporun içinde var olan şeyler. İstemeyiz olmasını hiçbir zaman. Kimse kimseye kötü bir söz etmesin, kötü laf kullanmasın, küfür etmesin. Ama sporun içinde mevcut olan şeyler bunlar ve ben açıkçası biraz hakemlerin aşırı reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Maça gelirsek de Galatasaray'a bu programda çok sık yer veremedik bu sezon. Çok sık konuşamadık çünkü bizim akışımız Euroleague odaklı genelde. Orada da Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ancak Galatasaray'ın keyifli bir takım kurduğunu açıkçası söylemekte fayda var. Yani D-Bost ve Melo Trimble özellikle öne çıkan isimler oldular ve Galatasaray'ın bütçe dahilinde bu transferlerde ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Takım da bence fena değil. Kötü bir sezonla geçirmiyorlar açıkçası. Onlar için bakın bir mesaj maçı gibiydi Fenerbahçe maçı ama Fenerbahçe hakikaten o bu sezon sürekli gördüğümüz o iyi savunma, katı savunma, sert savunmasını gösterdi ve Galatasaray'a gerçekten sadece 49 sayı izni verdi ki yani Galatasaray'ın da iyi bir takım olduğunu, Melo Trimble gibi dediğim gibi D-Bost gibi iyi hücum silahları olduğunu belirtmekte fayda var. Bunları çok iyi durdurdu Fenerbahçe bütün maç özelinde. Hatta bu galibiyetin üstüne de yani finalde de açıkçası Fenerbahçe'den biraz daha nasıl diyeyim kararlı bir duruş bekliyordum. O şeyi, o havayı Efes maçında açıkçası göremedim yani. Evet, Efes'in hücum gücü pek çok takımın dayanabileceği noktanın çok üstünde. Bunu sık sık konuşuyoruz. Ama Fenerbahçe'nin de herhangi bir takımdan 86 sayı yemesi çok sık gördüğümüz bir şey değil. Özellikle son 2 ayda. Yani Real Madrid'den bile sadece 51 sayı yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Hani o yüzden o açıdan beni biraz şaşırtan bir maç oldu Türkiye Kupası finali. Ancak işte işin sonunda Anadolu Efes Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Bir kez daha tebrik ediyoruz onları da. Programın ilerleyen döneminde şeyle devam edeceğiz, Euroleague'le. Bir Euroleague, ufak bir Euroleague değerlendirmemiz olacak. Daha sonra sizlerden çok teşekkür ederim. Sorular, bazı sorular geldi Twitter hesabıma. Onlardan bahsedeceğim, onları okuyacağım. Şimdilik Bilyoner Lig 5'te reklam arasına gidebiliriz. Bahsin ilk adresi Bilyoner'in sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 devam ediyor. Bilyoner. Reklam arasından döndük. Tekrar merhaba. Şimdi bir Euroleague, ufaktan bir Euroleague değerlendirmesi yapalım istiyorum. Çünkü zaten hafta içi dediğim gibi maç oynanmadı. 10 günlük bir ara var Euroleague'de. Bu hafta içi, önümüzdeki günlerde Euroleague tekrar start alacak. Ben de bu arayı bir hani Euroleague'de neler oluyor, neler bitiyor, bir genel üstüne konuşalım. Mesela bir MVP ödülüm varsa onu kime verebilirim, ondan bahsedeyim. Bir de sizin sorularınıza bir göz atalım istedim. Öncelikle şeyin haberini verelim bu arada. Galatasaray'la oynanan yarı final maçında, Türkiye Kupası yarı finali maçında Pierre Henry'nin bir sakatlığı olmuştu. Henry'nin sol dizinde bir şey çıktı. Bir bağ zedelenmesi çıktı ve 3 hafta boyunca oynayamayacağı açıklandı Fenerbahçe tarafından. Tabii Fenerbahçe adına hem Dokolo'nun, Veseli'nin olmadığı dönemde de gerçekten önemli bir eksik. Yani evet, Fenerbahçe, Veseli ve Dokolo'nun sakatlığından yeni bir oyun çıkarmayı ve o oyundan maksimum verim almayı başardı. Onda tabii ki sıkıntı yok ama bir de üstüne Pierre Henry'nin gitmesi, Fenerbahçe'nin bu sıkça bahsettiğimiz iyi savunma takımı, ısırgan bir savunma takımı olması yolunda Pierre Henry gerçekten önemli bir parçaydı. Onun yokluğu bence bazı şeyleri değiştirecektir. Yani bazı problemlere yol açacaktır. Evet, Pierre Henry aslında çok iyi başlamamıştı Fenerbahçe kariyerine. Hatta Ataşehir'de yuhalandığını bile görmüştük
bir Euroleague maçında. Ama daha sonra hem yaptıklarıyla hem performansıyla hem de fedakarlığıyla diyeyim, yani sakat sakat oynaması vesaire, taraftara da kendini sevdirmiş bir oyuncu. O yüzden açıkçası Pierre-Henry'nin sakatlığının Fenerbahçe adına sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile alakalı iki tane soru aldık. O soruları okumak istiyorum izninizle. Tromsolu Crespo, Fenerbahçe Beko'nun sezon hedefi hala Euroleague playofflarına kalmak mıdır? Yoksa Final Four ihtimali de artık hedefler arasına konulmalı mıdır? Diye sormuş. Şimdi bu soruyu bir şeyle değerlendirelim isterim. Fenerbahçe'nin genel bir sezon planıyla değerlendirelim isterim. Tabii ki Fenerbahçe Euroleague'in ilk 12 maçında 9 mağlubiyet ve 3 galibiyet alınca ve evet kıl payı da olsa, yani Real Madrid gibi, Barcelona gibi, Olympiakos gibi rakiplerin hepsinden şeyle ayrılınca, mağlubiyetle ayrılınca, Fenerbahçe'nin acaba hedeflerinde bir sapma oldu mu diye düşünmüştük. Olmalı mı diye düşünmüştük aslında. Artık hedefi playoff olarak koymak ve playoff'tan sonrasına bakmak mı acaba Fenerbahçe'nin ideal yolu diye sormuştuk. Ama son günlerde alınan galibiyetler, son aylarda yaşananlar da aslında Fenerbahçe'nin farklı bir oyun üretmesinin sonucunda bir Final Four adayı olarak çıkmasını sağladı. Ha, Final Four yapması gereken bir takım mı Fenerbahçe? Bence değil. Yani ben Fenerbahçe'nin Final Four gelmezse sezonunu başarısız olarak açıkçası değerlendirmem. Çünkü hem geçtiğimiz yıllara göre önemli bir kadro erozyonu var, hem de şu son galibiyetlere, son şeylere rağmen, son form yüksekliğine rağmen Fenerbahçe'nin hala kötü kurulmuş bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Zira Efes maçında da gördük bunu mesela. Fenerbahçe'nin hücumu tıkandığında ona bir çözüm bulunamıyor kadronun içinden. Yani De Colo da yok zaten ve kendi skorunu üretebilecek, kendi hücumunu üretebilecek, takım arkadaşlarından bağımsız bir şeyler yaratabilecek birincil bir yaratıcı yok Fenerbahçe'nin kadrosunda. Varken De Colo o görevi üstleniyordu ama De Colo da yetenekleri ufak ufak erozyona uğramaya başlayan bir oyuncu. Yani artık o eski Prime De Colo'yu çok izleyemiyoruz Fenerbahçe formasıyla. Onu ben söyleyebilirim. Yani bunu çok fazla şey yapmıyor Fenerbahçe tarafı, bence konuşmuyor, çok dillendirilmiyor ama De Colo'nun eski De Colo olmadığı çok açık ve net. Yani CSK'daki De Colo olmasını zaten beklemiyoruz ama sakatlanmadığı dönemde, oynadığı dönemde de zaten Djordjevic hatırlıyordur dikkatli dinleyicilerimiz, sene başı sürelerini 22-23 dakikaya kadar kısıtlamıştı. Yani Djordjevic'in de böyle bir karar alması bence tesadüf değil. Onun dışında sorunun özüne gelecek olursak, Final Four artık bir hedef midir? Evet, bence hedeftir. Fenerbahçe hedefini Final Four'a katılmak olarak koyabilir. Ama bunun mutlaka başarılması gereken bir hedef olduğunu söyleyemem. Yani o playoff bence. Playoff'a katılamayan bir Fenerbahçe'yi ben Euroleague'de evet bu sene başarısız bir sezon geçti, sıkıntılı bir sezon geçti diye nitelerim. Ama dediğim gibi playoff'ta elenilse bile Fenerbahçe bekleneni yapmış, kabul edileni yapmış olur bence. Fenerbahçe ile alakalı yine bir diğer soru var. O da aslında Fenerbahçe'nin kaçıncı sırada bitirmesi gerektiği ve buldum soruyu. Fenerbahçe playoff potasında benim hoca Bielsa Twitter'ın linkli dinleyicimiz sormuş. Fenerbahçe playoff potasında sağ avantajı için 4. sırayı zorlayabilir mi? Playoff'ta en ideal eşleşme hangi takımla olur? De Colo ve Veselisiz alışılan bu düzen onların gelmesiyle yukarı mı çıkar yoksa bozulur mu sence diye sormuş. Hemen cevaplayalım. Önce şu ilk 4 işinden bir bahsedelim. İlk 4 bence biraz yüksekte bir hedef. Yani Fenerbahçe'nin önünde ne olursa olsun, arada çok fazla maç farkı olmamasına rağmen çok fazla takım var. Yani ve Fenerbahçe'nin bu takımların her birinin önüne geçebileceğini ben düşünmüyorum. Ama benim program başladığından beri, Euroleague konuşmaya başladığımızdan beri şöyle bir söylemim vardı. Dikkatli dinleyiciler yine hatırlayacaktır. İlk 6 mutlaka gelmeli. Yani Fenerbahçe içinde, Anadolu Efes içinde, ikisi içinde bir 6. sıra
hedefi kesinlikle olmalı. Çünkü ilk iki sıradaki Real Madrid ve Barcelona'dan mutlak surette kaçılması gerekiyor. Evet, Fenerbahçe Real Madrid'i yendi ve oldukça da görkemli bir galibiyet aldı bunu yaparken. Ama her gün bu böyle olmayacak ve 5 maçlık bir seriyle Real Madrid'de, Barcelona'da temsilcilerimize net üstünlük sağlar. Final Four'da karşılaşırsanız bu rakiplerle, o zaman her şey olur. Yani 2012'de mesela belki Euroleague tarihinin kurulmuş en iyi takımı CSKA'nın karşısında Olympiakos şampiyonluğa uzandı. Yani o CSKA da hiç yabana atılacak bir takım değildi. Zaten Andrei Kirilenko takımdaydı ve NBA'de bile saygın bir oyuncuyken, Kirilenko All-Star olmuş bir isimken, lockout nedeniyle Euroleague'e gelmiş ve kalmıştı şeyin devamında. Yani sürecin devamında. Ve hakikaten benim gördüğüm en görkemli performanslardan birini sergiliyordu Euroleague sezonunda. O takımın dahi kaybedebildiği bir Final Four şeyi varken, nasıl diyeyim, statüsü varken, Fenerbahçe'de, Anadolu Efes'te pek tabii Final Four'da Real Madrid'i, Barcelona'yı tek maç eliminasyon usulünde mağlup edebilirler. O yüzden bu takımlardan playoff turunda kaçıp playoff'ta işte o yukarıdaki öbekten Milano olur, Olympiakos olur, Unix Kazan olur, Zenit olur. Bunlarla kendini eşleştirmesi gerekiyor. Bence en uygun eşleşme bu arada Fenerbahçe için Zenit'le olacaktır. Çünkü Zenit'in o yaratıcı kısaları, işte Jordan Lloyd gibi isimleri, şeyleri, bir de genel olarak Zenit kadrosu Fenerbahçe'nin stiline daha ters gibi geliyor bana. Yani bir olası bir Fenerbahçe Zenit eşleşmesinde açıkçası ben Fenerbahçe'yi ön tarafa koyarım. Yani Fenerbahçe bu eşleşmeye favori çıkar diyebilirim. Efes için de aynısı bence şeyle geçerli. Yani Olympiakos'la ilgili geçerli. Çünkü Efes'in hücum gücüne Olympiakos'un çok bence dayanma şansı yok. Son maçta evet kazandılar. Olympiakos orada mücadeleyi kazandı ama Olympiakos adına çok sıra dışı bir şut günü olduğunu da belirtmek lazım. Yani Efes her Olympiakos'u yakaladığında Olympiakos bir tane üçlük soktu. Yani bu hep böyle gitmez. Ve Olympiakos'un çok net bence bir şeyi yok. Takım savunması yok. Yani o takım savunmasında açıklar rahatlıkla yakalanabilir ve bulunabilir. Efes'te bunları bulma adına en teşne, en buna yatkın takım bence açıkçası. O yüzden Efes'te de Olympiakos'u mesela şey görüyorum, eşleşmesi bir tık daha, bir daha kolay olarak görüyorum. Mesela Efes'te de Zenit demedim çünkü Anadolu Efes'in de takım savunmasında belli açıklar var ve o yaratıcı dediğimiz Zenit kısaları bunu çok rahat değerlendirebilirler. Yani Larkin evet zaman zaman iyi savunma yapıyor, Mitsic evet zaman zaman iyi savunma yapıyor ama mesela bir Jordan Lloyd'un şey yaptığı, elini aldığı ve maça hükmettiği bir mücadele izleyebilme ihtimalimiz var bence Anadolu Efes Zenit eşleşmesinde. Fenerbahçe Zenit'te bunun ihtimalini daha düşük görüyorum. O yüzden Fenerbahçe'ye de Zenit düşündüm ben takım olarak. Benim Hoca Bielsa'ya da sorusu için teşekkür ediyoruz. Bir de Euroleague'de çok sık bahsetmediğimiz bazı şeylere bir bakalım isterim. Yani bir MVP yarışı var mesela Euroleague'de, onu konuşalım isterim. MVP yarışında şöyle bir durum var. Tavares, Mirotić ve Lorenzo Brown öne çıkan 3 isim. Bu 3 ismin bir şeylerine bakalım, performanslarına bakalım istiyorum. Nikola Mirotić zaten ligin sayı kralı şu anda. Ve Barcelona'da da hakikaten iyi bir sezon geçiriyor. Yani hep şeyi diyoruz, Mirotić net şekilde bu ligin en iyi oyuncusu ve öyle kalmaya devam edecek hissiyatını bize çok net yansıtan bir performansı var Mirotić'in. O bağlamda ben Mirotić'in net şekilde MVP olduğunu düşünüyorum aslında. Benim adıma çok büyük bir
açıkçası tartışma yok bu konuyla alakalı. Ama Tavares ve Lorenzo Brown'un performansları da hakikaten konuşmaya ve şey yapmaya değer. Yani bahsetmeye değer, kesinlikle bahsedilmesi lazım bu isimlerden de. Özellikle Lorenzo Brown, yani muhtemelen bütün Avrupa basketbolunu şok eden bir performans sergiliyor. Unix Kazan, evet, o eski şeyini kaybetti, eski çıkışını kaybetti. Tam olarak formlarının zirvesinde olduklarını söyleyemeyiz. Bir de yani Euroleague'de normal sezonu 6. 7. o sıralarda, o şeylerde, oralarda bitiren bir takımdan muhtemelen MVP seçmezler, ama Lorenzo Brown'un en azından Euroleague'in en iyi, işte sezon sonunda en iyi 5'inde yer alarak veya başka bir ödülle, başka bir şeyle kesinlikle bu performansını, performansının ödüllendirilmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Hakikaten iyi bir sezon geçiriyor. Tavares de zaten bildiğimiz o pot altını karartan, pot altını bir şeye çeviren, böyle çıkış olmayan bir tünele çeviren bir performans sergiliyor. Real Madrid'in zirve yarışında, zirve mücadelesindeki zaten en önemli pay sahibi takımın da artık son 1-2 senedir birincil yıldızı, yani birincil oyuncusu, takımın yüzü haline geldi iyice. O yüzden Tavares'in de oralarda bahsedilmesi, konuşulması gerektiğine inanıyorum. Ama dediğim gibi bu bağlamda lige Mirotić kadar etki eden, ligi Mirotić kadar etkileyen, ligin aurasını Mirotić kadar değiştirebilen bence başka bir oyuncu yok. O nedenle bu sezon ki bu sezonki performansında da herhangi bir problem görmediğim için Mirotić'in MVP olması gerektiğini düşünüyorum ben, naçizane. Euroleague'de bir sonraki haftanın fikstürünü vererek bitirelim. Yani bir sonraki hafta derken 24'ünde ve 25'inde temsilcilerimizin maçları var. 24'ünde Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. 25 Şubat'ta ise Fenerbahçe Monaco deplasmanında olacak. Açıkçası Efes'in mutlaka kazanması gereken bir maç. Zaten Maccabi, Maccabi'de koç şey de ayrıldı, Sferopoulos da ayrıldı. Yani Maccabi'de bir şey, kriz ortamı var. Efes bunu mutlaka değerlendirmeli. Yani Maccabi'ye maç kaybedecek noktada değil zaten Anadolu Efes. Hiçbir mağlubiyete şey yok Efes'in şu an. Tahammülü yok. Hele Maccabi'den gelecek bir mağlubiyete hiç tahammülü yok diye düşünüyorum. O yüzden Efes'i de favori görüyorum açıkçası ben bu maçta. Kazanacaklarını düşünüyorum. Ki zaten Maccabi Tel Aviv'de yine ligin takım savunmasında açıklar veren, savunması çok kuvvetli olmayan takımlarından biri. Yani Mistichler Arkin o açıkları, o sıkıntıları çok rahat değerlendirip çok rahat sayıya, skora gidecek, gidebilecek oyuncular. Fenerbahçe'nin Monaco deplasmanına gelince bu biraz sert bir maç. Niye sert bir maç diyorum? Zira çünkü Mike James artık iyice kendini bulmuş, formu tutmuş durumda. Ve evet, Fenerbahçe'nin iyi bir takım savunması var. İyi bir savunma takım Fenerbahçe. İşte Pierre Henry'nin yokluğu da o yüzden etkileyecektir çok fazla. Çünkü Mike James de birebir eşleşecek sanırım kimse yok Fenerbahçe kadrosunda şu an. Yani Starks zaten hiç o mevzuyla şey yok, alakası yok. Yani bir kolektif bir plan kurulmalı ki Mike James'i durdurabilsin Fenerbahçe. Mücadele de koş koşa ata, yani bir skor düellosuna döndüğü zaman orada da Monaco Fenerbahçe'ye göre daha ağır basan taraf. Ama Fenerbahçe'nin son 9-10 maçta oluşturduğu bir kazanma kültürü var. Yani son 10 maçın 9'unu kazanmış bir Euroleague takımından bahsediyoruz. O yüzden her şeye rağmen, bütün nasıl diyeyim, dezavantajlara rağmen Fenerbahçe'nin ben Monaco karşısında şey yapacağını, öne çıkacağını ve bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Bunun dışında bir de isterseniz şeyden bahsedelim, bu Euroleague'deki playoff yarışından bahsedelim biraz. Yani Olympiakos 25 maçta 14 galibiyetle 4. sırada. Zenit aynı dereceyle 5. sırada. CSKA 24 maçta 14 galibiyetle
6. sırada, düzeltiyorum demin 25 maç demiştim. 23 maçta 14 galibiyet Olympiakos ve Zenit. Unix Kazan'da 13 galibiyet 11 mağlubiyetle 7. sırada. Fenerbahçe Beko 12-10 ile 8. Anadolu Efes de 12-12 ile 9. Şimdi Anadolu Efes için bir sıkıntı başlangıcı var. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü ligde 24 maç oldu ve hala Anadolu Efes %50 bandında geziyor ki ilk 8 ile arasındaki maç farkı da artmaya başlamış durumda. Burada bizim için en kötü senaryo Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in ilk 8 için değil de 8. sıra için, yani tek bir slot için mücadele etmeye başlayacak olması. Yani biz tabii ki iki temsilcimizin de playoff'a girmesini istiyoruz. Bu playoff heyecanını iki temsilciyle yaşayalım istiyoruz. Ancak iş ligin sonuna doğru 8. sıra için mücadele eden Fenerbahçe ve Anadolu Efes şeyine gelebilir, düellosuna gelebilir. Zira zaten ilk 3'ü tamamen ayırıyorum. Yani ilk 2'yi 3. sıradan ayırıyorum. 3. sırayı da genel ligden ayırıyorum. Çünkü orada artık çok yakalanabilecek galibiyet farkları yok bence. Olympiakos ve Bayern Münih arasında bence bir playoff yarışı var. Bayern Münih de 10. sırada yine Efes'le aynı dereceyle. Buradan kim düşebilir ona bakalım isterseniz. Benim tahminim bu noktada, eğer birisi düşecekse CSKA ve Unix Kazan, yani düşmeye en yakın takımlar o potadan. Çünkü CSKA zaten kötü bir sezon geçiriyor. Unix Kazan da, yani evet, Lorenzo Brown'un performansından falan bahsettik demin. Ama kadro kalitesi bağlamında bu skalada mı, bu ekiplerle aynı skalada mı, ben açıkçası emin değilim. Çok saygın bir sezon geçiriyorlar, tekrar etmek lazım. Ama orada tutunabilecekler mi, onu göreceğiz. Umarım tutunamazlar ki iki temsilcimiz de playoff'a katılsın. Yani 7-8 de olsa temsilcilerimizi tabii ki playoff'ta istiyoruz. Ama sıkça tekrar ettiğim gibi, ilk 6'da olurlarsa Final Four için de gerçek bir şanslar olur. Ha yok, 7-8'de kalıp Real Madrid ve Barcelona'ya yakalanırlarsa o zaman çok tek taraflı seriler izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Böylece Euroleague değerlendirmemizi de burada noktalıyoruz. Reklamdan sonra bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra NBA'de All-Star'la ve sorularla devam edeceğiz. Bahsin ilk adresi milyonerin sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 devam ediyor. Herkese tekrar merhaba. Reklamdan döndük. Şimdi de NBA tarafına geçiş yapacağız. Tabii All-Star'ı konuşacağız. NBA'de de bildiğiniz gibi All-Star arası var zaten. Perşembe akşamından beri maç oynanmıyor. Valla ben açıkçası şunu itiraf etmek isterim. Yani All-Star konsepti benim çok hoşuma giden bir konsept değil açıkçası. All-Star maçının özellikle genel olarak hep karşısında duran bir taraftaydım. Çünkü açıkçası oyuncuların çok fazla umursamadığı bir maçı izlemeyi ben de kendime çok yakıştıramıyorum. Ama son 2-3 senede bu şeyden de, bu havadan da kurtulduğunu görüyoruz All-Star maçının. Yani yine yaşı yeten dinleyiciler hatırlayacaktır. Yani 2004-2005 civarları falan All-Star hakikaten suyu çıkmış bir organizasyondu gerçekten. Yani şeyi de hatırlıyorum ben, Dwight Howard'ın sahaya girip böyle 6 tane falan üçlük denediğini, sadece bir tanesini soktuğunu veya sokamadığını, böyle Dwight Howard'ın kendi kişisel üçlük yarışmasına falan bile dönmüştü bir ara All-Star. Yani bu şey nesli, nasıl diyeyim, lige 2003, 2004, 2005, 2006, hatta bu yıllarda giriş yapan yıldızların açıkçası biraz değerini düşürdüğü, manasını yitirmesine neden olduğu bir maç bence All-Star maçı. Maçtan bahsediyorum. Cumartesi, cuma ve cumartesi gününün etkinliklerinden değil. Hatta Derrick Rose'un 2012 veya 2011, ikisinden biri All-Star maçına, yani ben oynamam
Yani manasız bir maçta oynamam deyip 5 dakika oyuna girip ilk 5'te başlıyor olmasına rağmen, zaten MVP seçildiği seneydi 2011 o zaman. Daha sonra şey yaptı, çıktığı bir maç haline gelmişti All-Star. Mesela Derrick Rose'un o hareketi benim çok hoşuma gitmişti o zaman. Yani All-Star'ın gerçek bir maç olması gerektiği algısı kaybolmuştu NBA'de, özellikle erken 2000'lerden sonra. Yani 90'ların All-Star'larına bakın mesela, YouTube'da falan hepsi mevcut. Onlarda hakikaten korakor dişe diş maçlar izlenebiliyor. Yani mesela işte 96 All-Star'ında sanırım David Robinson'ın Shaq'ın üstünden vurduğu bir smaç var. Daha sonra Shaq'ın David Robinson üstünden vurduğu bir smaç var. İkilinin aralarında zaten bir şey de var. Nasıl diyeyim, ufak bir rekabet de var. Yani ikisi de ligin en iyi pivotlarından biri ve birbirleriyle rekabet halindeler. Yani böyle ufak atışmalar, ufak kıvılcımlar, böyle tabii ki kavga değil ama birbirlerinin farkında olan, birbirlerini rakip olarak gören iki sporcunun kapışmasını izlemek mesela tabii ki keyifli. Yani onu istiyor insan All-Star'da görmeyi. Ama dediğim gibi son 2-3 senedir özellikle bu konferans işi kaldırıldığından ve en çok oy alan iki kaptanın takım seçmeye başladığından beri bir rekabet geldi All-Star'a. Hakikaten son topa kalan, son şeye kalan, bir de skor barajı konduğu için süre değil de, yani sürede mesela atıyorum maçın bitimine 7 dakika var. Aradaki fark 15 sayı. O noktadan sonra bitiyor maç zaten süre olduğu için. Ama atıyorum siz 163'te bu maç bitecek derseniz, o zaman karşı takım 15 sayı geride olsa bile bir umut sahibi oluyor. Çünkü karşı takımın da, yani LeBron'un takımının da 163'e ulaşmak için sayı atması lazım. Onlar da maçı bırakamıyorlar. Yani bu maçı bırakma, maçı şey yapma işinin bitirilmesi skor barajı konularak, skor hedefi konularak oldukça faydalı oldu All-Star'a pazar günü için. Yalnız son işte 3-4 senedir şey var. Pazar maçı, pazar günkü etkinlik yukarı doğru giderken bu sefer cumartesi gününün etkinliklerinde bir düşüş görüyoruz. Özellikle smaç yarışmasında. Yani bu seneki smaç yarışması da gerçekten çok kötüydü. Yani biz yine kazanan Obi Topin'i tebrik edelim. Ama yani o neydi ya? Jalen Green bir smaç basacak diye 9 tane deneme yaptı. 9. da vurabildi smacı. Yani bu şey smaç yarışmasındaki düşük performans, sıkıntılı durum hakikaten bence şeyleri de, ligin taraftarlarını da oldukça etkiliyor. Mesela Batuhan Aktaş'tan bir soru gelmiş, teşekkür ederiz sorusu için. All-Star smaç yarışmasına neden önemli isimler katılmıyor artık? Bu yarışma için ideal 4 yarışmacınız kimler olurdu? Bu yarışmanın prestijini kurtarmak için yarışma formatında mı bir değişiklik yapmak lazım? Mesela Skills Challenge'da olduğu gibi demiş. Yoksa yıldız isimler mi katılmalı diye bir sorusu olmuş. Ben burada format değişikliğinin çok bir etki yapacağını zannetmiyorum. Zaten format değiştirmek de, yani mesela Skills Challenge'daki format değişikliği benim hiç hoşuma gitmedi. Yani ortalık böyle şey, nasıl diyeyim, sirke dönmüş gibi hissettim. Yani çok hareketli, çok böyle çok fazla değişkenin, çok fazla nasıl diyeyim, puantajın olduğu böyle şey gibi geldi bana. Gerçekten sirk gibi geldi. Yani çok mesela sevmedim Skills Challenge'ın aldığı hali. Şu şey sorusuna gelirsek, kimleri ideal 4 yarışmacınız kimler olurdu? Yani 4 sayamam şu an ama bir tanesi kesin Anthony Edwards. Yani gerçekten çok iyi maç içi smaç basabiliyor. Bu arada yani Zach LaVine de mesela maç içinde çok smaç basmazdı zamanında ama smaç yarışmalarında efsane bir isim haline gelmişti. Onun o Aaron Gordon'la atışmaları, şeyleri mesela, inanılmaz bir rekabetleri vardı. O senelerde hakikaten oturup smaç yarışması izliyorduk. Yani artık bilemiyorum, dediğim gibi zorlanıyorum yani smaç yarışmalarını izlerken, üçlük yarışmalarını izlerken. Bence
Bu arada buna benzer bir şey 90'larda da olmuş. 97'de Kobe Bryant'ın, rahmetli Kobe Bryant'ın kazandığı smaç yarışmasından sonraki 2 sene smaç yarışması yapılmamış. Zaten 99'da All-Star da hiç yapılmadı. Smaç yarışması yapılmamıştı 98 ve 99'da. Çünkü insanların ilgisini kaybettiği ve smaç yarışmalarının artık tarihe karışacağı konuşuluyormuş, ama 2000'de işte Vince Carter gelip o inanılmaz smaçları vurunca, işte yani burada çok anlatmama gerek yok. İsteyen, dileyen hemen bir YouTube'dan Vince Carter smaç yarışması yazıp ilgili videoya ulaşabilir. Gerçekten muazzam bir performans. Zaten Vince Carter'ın mirasını oluşturan, mirasını inşa eden, bir basketbolcu olarak değerini de ifade eden bir yarışma oldu. Hakikaten çok önemli bir performans. İşte o Kenny Smith'in It's Over şeyi, repliği özellikle akıllara kazınmıştır. O yarışmadan sonra smaç yarışmalarının tekrar bir revaca geldiğini, revaçta olduğunu gördük. Bence öyle bir şey lazım. Yani bir yıldız oyuncunun yanında da saygın rakiplerle, yani Vince Carter'ın yanında rakip olarak o sene işte Tracy McGrady, Steve Francis falan vardı. Yine o şekilde saygın bir rakip havuzuyla ciddi anlamda NBA'in heyecanını hisseden, mesela Ja Morant, bak iyi aklıma geldi. Ja Morant'i de bu en iyi 4 isim arasına yazabiliriz. Yani mesela Ja Morant, dediğim gibi Ja Morant bir smaç yarışmasına girse, unutulmaz bir performansla kazansa, yani Carter'ın seviyesinden bahsediyorum unutulmaz bir performans derken, o zaman yine smaç yarışmasına ilginin arttığını görürüz. Ama bu Obi Toppin, Jalen Green, işte Juan Toscano Anderson ekibiyle çok bence olabilecek bir şey değil. Bence yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim, ben sıkıldım smaç yarışmasını izlerken. Bu arada All-Star maçıyla alakalı, pazar günüyle alakalı tabii bir Curry konuşmamız lazım kesinlikle. Zaten maçın MVP'si oldu. 50 sayıyla oynadı. 48'i zaten üçlüklerden geldi. 16 tane üçlük attı. Bu da bir All-Star rekoru. Önceki rekor Paul George'a aitti ve Curry'nin Cleveland doğumlu olduğunu, hatta LeBron'la aynı hastanede doğduğunu da söyleyelim. Dell Curry, Curry'nin babası, o da 90'ların bilinen şutörlerinden bir tanesidir. 87-88 sezonunda Cleveland Cavaliers forması giyiyor. Ve hanımı, doğumu LeBron'un da doğduğu Akron General Medical Center'da gerçekleştiriyor ve LeBron James de aynı hastanede doğuyor, Stephen Curry ve LeBron James. Ama Curry pek hani Cleveland olduğunu söylemez. Yani ben Charlotte'lıyım, North Carolina'lıyım der. Çünkü Dell Curry Charlotte'da uzun süreler forma giydi ve Curry de bütün çocukluğunu orada geçirdi. Sadece Cleveland'da doğduğunu söyleyebiliyor. Doğduğunu söyleyebiliyoruz biz de. Ama bu ilginç bilgiyi de size vermiş olayım. Yani The Kid from Akron aslında LeBron'un lakabı, ama bir gecelik The Kid from Akron Stephen Curry oldu. Yani açıkçası iyi de bir hikaye oldu. Stephen Curry gibi kariyeriyle NBA'de çok şeyi değiştiren, çok taşı yerinden oynatan ve çok, yani NBA için inanılmaz önemli bir basketbolcunun tabii All-Star MVP'si olmadan kariyerini bitirmesi açıkçası hepimizi şey yapardı, yani üzerdi. O yüzden ben sevindim Curry'nin bu performansına. LeBron ve Giannis de oldukça iyi oynadılar Team LeBron'da. Team Durant'ta da Embiid'in keyifli bir performansını gördük. 36 sayı, 10 rebound yanılmıyorsam. Yani çekişme bağlamında pazar gününün hakikaten istediğimiz seviyelere doğru yaklaştığını görüyoruz. O manada umutluyum. Ama cumartesi günü yaşananlar da hakikaten hayal kırıklığıydı. Buradan üçlük yarışmasında Karl Anthony Towns'un rekor puanla, 129 puanla kazandığını da ekstradan söyleyeyim. Bir de üçlük yarışmasında bir yenilik gelmiş. Bu Trae Young'ın, işte Stephen Curry'nin, Damian Lillard'ın falan çok uzaklardan üçlük denemesi sonucu iki şeyin şut, nasıl denir ona, şut bandının arasına
biraz daha uzakta bir nokta koymuşlar. Tek top var orada. O şutu bulabilirseniz 3 puan alıyorsunuz üçlük yarışmasında. Bunu da belirtmiş olalım ve cuma gününe geçelim. Cuma günü tabii bizim açımızdan ekstra önemliydi. Çünkü Rising Stars Challenge'da ki bir format değişikliği oldu. Bir turnuva halini aldı bu organizasyon. 7'şerden 4 tane takım kuruldu. 12 çaylak, 12 ikinci yıl oyuncusu ve 4 tane G League Ignite oyuncusu. G League Ignite'da NBA'in bir alt ligi olan G League'de draft'ta nasıl diyeyim, yani üniversite okumadan NBA'ye gelmek isteyen oyuncuların bir senelik bir ara durağı gibi bir yer G League Ignite takımı. Oradan da 4 tane oyuncu geldi. Ve 7'şerden 4 farklı takım kuruldu. Alperen de, milli oyuncumuz Alperen Şengün de Rising Stars Challenge'da yer alındı ve şampiyon takımın oyuncusuydu. Team Berry, Alperen'in takımı, Rick Berry'nin koçluk yaptığı Team Berry şampiyonluğa uzandı. Ve Alperen'den de 7 sayı 4 reboundluk bir performans geldi toplamda. 2 maç oynandı. Yarı finalde 50'ye ulaşan takım kazanırken finalde 25'e ulaşan takım kazandı ve NBA'in 75. yılı onore edilmiş oldu böylece. 75. yıldan bahsetmişken tabii bir tören de yapıldı. 75 tane oyuncunun yer aldığı. Orada da sıcak görüntülere sahne olduk. İşte Dennis Rodman'la Michael Jordan'ın sarılması biraz konuşuldu. İşte Yannis'in ben burada olmayı hak etmiyorum gibi biraz fazla alçak gönüllü bir açıklaması var. O konuşuldu. İşte ne yazık ki Kevin Durant büyük annesini kaybettiği için törende yer alamadı. Hani bunlar da 75. yıl onur töreninin, yani NBA'in 75. yılında 75 tane oyuncunun onurlandırılması şeklinde ilerleyecek törenin ana başlıkları oldular diyelim. Ve All-Star'ı kapatalım dilerseniz. Birkaç tane daha soru var. Ben onları da yanıtlandırmaya çalışayım. Daha sonra programa yavaş yavaş veda edelim. Kaan Özkan sormuş. Çok teşekkür ederiz sorusu için. All-Star haftasını nasıl buldun? Eski yarışmacıların heyecanını yeni konsept değişikliğiyle mi? Yoksa oyuncuların bu yarışmalara gereken özeni göstermesiyle tekrar yakalayabilir miyiz? Teşekkürler soru için. All-Star haftasını açıkçası özellikle cumartesi biraz yani hayal kırıklığı içerisindeyim. Ama maçın kendisi anlamında da bir gelişme görüyorum. Yani dediğim gibi pazar maçlarında ciddi bir gelişim var format değişikliğiyle beraber. Ama bu sefer de cumartesi de bir heyecan kaybı yaşıyoruz. Bir sıkıcı bir ortam oluşmaya başladı. Yani şeyi de buradan ekleyeyim mesela, aklıma geldi. Son iki senedir jüriden 50 puan alan bir smaç yok. Yani bu bence inanılmaz bir şey. Çünkü yine dikkatli dinleyiciler hatırlayacaktır. Her şeye 50 veriliyordu bir ara. Yani her smaca 50 veriliyordu neredeyse. Gerekli gereksiz. Hatta Zach LaVine ve Aaron Gordon her smacından 50 aldığı için böyle en sonunda bir böyle dandik bir taraftar oylaması gibi bir şeyle Zach LaVine kazanmıştı. Ama Aaron Gordon'a haksızlık edilmişti mesela bence o yarışmada. Kaan'ın sorusuna gelirsek, oyuncuların bu yarışmalara gereken özeni gösterirse tekrar eski heyecanı yakalayabilir miyiz? Oyunculara da bir parantez açmak lazım tabii ki. Bazen gereken özeni gerçekten de göstermeyen oyuncularla karşılaşıyoruz ama bunlar da yani insan evladı. Her zaman her yerde konsantrasyonlarını yüksek tutamayabilirler. Özellikle All-Star gibi zaten sırf eğlence için ortaya atılmış bir pazarlama hamlesindeyken. O yüzden açıkçası ben oyuncuları çok suçlu bulmuyorum. Ligin bu konuda önlem alıp bir şeyler yapması lazım veya All-Star hafta sonunu tamamen denklemden çıkarması lazım. Yani madem düzeltilemiyor bazı şeyler, o zaman böyle bir yola gidilebilir. Mighty Count Twitter nickli arkadaşımız sormuş. Çok teşekkürler sorusu için. Ben Simmons, Kevin Durant, Kyrie Irving üçlemesinden beklentilerin ne? Bence şampiyonluğun en büyük favorisi konumundalar. Ben Simmons bu üçlüye savunma anlamında en azından artı katacak uygun bir isim. Yani çünkü Ben Simmons ne derseniz deyin bütün defektlerini sayın ama Ben Simmons'ın elit bir savunmacı olduğunu gizleyemezsiniz. Gerçekten hem akıllı hem atletik bir savunmacı. Yani her pozisyonu, her ortamı her şekilde savunabilen bir isim. O anlamda ciddi katkı sağlayacaktır. Ama şöyle bir şey var. Ben Simmons
hücumda oyun stili gereği etrafında atıyorum 3 ceza şutörü bir de Embiid'le en verimli halini yakalayabildiğimiz oyuncu. Şimdi bu takımda bir Embiid yok. Kevin Durant var ama Kevin Durant farklı bir oyuncu. Ve Kyrie Irving ile Kevin Durant zaten Ben Simmons'ın yaptığı kadar oyun kuruculuk meziyetlerine sahipler. Yani o yüzden hiç şut atamayan ve spacing'e çok sıkıntılı bir ekleme olacak olan Ben Simmons. Açıkçası Durant ve Irving'in olduğu takımda evet kötü gözükmez belki ama en verimli hücum opsiyonunu da yaratmadığını söyleyelim. Dediğim gibi takım savunmasına çok olumlu etkisi olur. Çok olumlu yansır. Tabii nasıl döneceğini de bilmiyoruz basketbola. Çünkü bu sene hiç oynamadı. Ama açıkçası ben şampiyonluğun en büyük favorisi konumundalar kısmına çok katılamıyorum. Hatta ben Brooklyn'in bu takasta bir kademe aşağı düştüğünü düşünüyorum. Yani normalde ben bu sene Doğu şampiyonu kim olur sorusuna Brooklyn veya Milwaukee diyordum. Artık sadece Milwaukee diyorum açıkçası. Benim tek Doğu şampiyonu adayım Milwaukee oldu şu son takasla beraber. Yani bir de Philadelphia tabii, yani şöyle olmuş oldu. Milwaukee, Philadelphia oldu benim adaylarım. Brooklyn'i bir tık geriye aldım. Bence ikinci klasman şampiyonluk adayına düştüler. Yani oralarda kim var? Mesela işte Brooklyn, Miami, Chicago, efendime söyleyeyim Denver falan, bu ekibe dahil oldu. Yani birincil şampiyonluk favorisi işte Milwaukee, Philadelphia, Phoenix, Golden State klasmanından bence düştüler. Ama bakalım zaman gösterecek hangimizin haklı çıktığını. Mighty Count'un sağ olsun bir sorusu daha var. Sağlıklı bir Zion görme ihtimalimiz kaldı mı? Kariyerinin sonunda GOAT yarışında yer alabilir mi? GOAT yani Greatest of All Time, yani tarihin en iyisi yarışında yer alabilir mi? Tarihin en iyisi yarışında bence yer alamaz. Ama kariyerinin sonuna geldiğimizi de düşünmüyorum. Yani bu kadar enseyi karartmaya gerek yok. Evet, çok çok sakatlığa teşne bir oyuncu olduğu anlaşıldı ve çok profesyonel bir oyuncu olmadığı da anlaşıldı bu sakatlık döneminde aldığı kilolarla beraber. Ama Zion'un çok kendisini göz ardı edemeyeceğimiz yetenekleri var. Yani mesela çok fazla insan bunun böyle olduğunu düşünmez ama bence pot altında gerçekten standartların üstünde bir skorer. Çünkü hani evet kalıbı var ama o kadar uzun boylu değil mesela, ama pot altında her rakibini ekarte edebiliyor neredeyse. Hani şey problemleri var tabii ki. Çok oyun zekası yüksek bir basketbolcu olduğunu söyleyemeyiz Zion'un. Ama bunu da zamanla öğrenecektir. Evet, bu sene çok talihsiz geçti. Geçen sene değil de ilk senesinde de sakatlıklarla çok boğuşmuştu. Draft sınıfında da, yani o draft sınıfının açık ara bir numaralı oyuncusuyken şimdi Ja Morant'ın tabii ki gerisine düşmüş durumda. Ama hemen dediğim gibi enseyi karartmamak lazım. Ben Zion'dan en azından gelecek seneye bir çıkış bekliyorum. Daha sonra bir de bir sorumuz daha vardı. Tromsölü Crespo'dan NBA'de sezonun ikinci yarısı başlamadan evvel sezon ödülleri tahminlerinizi almayı isteriz. DeMar DeRozan'ı MVP yarışında nerede konumlandırıyorsunuz? Öncelikle sorunun ilk kısmını yapayım. Ben önce MVP ile başlayalım. Ben açıkçası kafam çok karışıktı yani bu ödülle alakalı. Curry Durant sezon başında öne çıkmışlardı. Ama Durant'in sakatlığı, Curry'nin de form düşüklüğü buna engel oldu. Artık onları açıkçası MVP yarışının içinde saymıyoruz gibi duruyor. Jokic, Embiid ve Giannis oldukça öne çıkan 3 isim. Chris Paul'a bence biraz haksızlık ediliyor. Bu üçlünün içinde saymıyorlar genelde Chris Paul'u. Yani NBA'in genel kamuoyunu anlatıyorum. Bir de tabii sizin de söylediğiniz gibi DeMar DeRozan var. Bu beşliden biri MVP olacak gibi gözüküyor. Benim favorim de, muhtemelen ligin genel favorisi de açıkçası Nikola Jokic. Yani oldukça eksik bir Denver takımını Batı Konferansı'nda neredeyse ilk 3, ilk 4 yarışında tutan bir Jokic var. Ve yani her departmanda inanılmaz bir katkı veren bir Jokic var. Yani
Yok için bence yeri tartışmasız, ben direkt tartışmasız bir MVP olduğunu düşünüyorum yok için. Ama sizin sorunuza gelecek olursak bence DeRozan ve Chris Paul Embiid ve Yannis'in açıkçası önünde MVP yarışında. Yani ondan hani eminim biraz kuvvetli bir kelime ama açıkçası benim basketbol anlayışıma bakarsanız DeRozan ve Chris Paul'un yaptıkları bu sezon Yannis ve Embiid'den biraz daha önde diye düşünüyorum. Evet, Embiid'in çok nasıl diyeyim, inanılmaz bir performansı vardı özellikle Ocak ayında ama ondan da geri düştüğünü görüyoruz. Yannis de etrafındaki kadroyla beraber Doğu üçüncüsü ise yani MVP olamaz bence. Çünkü o kadro Doğu Konferansı'nda lider olmalı ve rakiplerine en az 5 maç fark atmalı ki Yannis'in MVP olacağı bir case üretebilelim. O yüzden açıkçası benim tahminim yok için MVP olacağı ama benim nazarımda DeRozan ve Chris Paul ikinci ve üçüncü sırayı alırlar. İkinci Chris Paul, üçüncü DeMar DeRozan diye düşünüyorum. Çünkü DeMar DeRozan inanılmaz bir basketbol oynuyor. Yani kesinlikle kariyerinden iyi basketbolunu oynuyor. Ve biz Chicago'da bu kadro kurulduğunda takım liderinin hala Zach LaVine olduğunu düşünüyorduk açıkçası. Yani DeMar DeRozan onun bir yardımcısı gibi. İşte Batman, Zach LaVine, Robin de DeMar DeRozan gibi hayal ediyorduk. Ama gerçekten tam tersi oldu. Yani DeRozan öyle bir karakter koydu, öyle bir girdi ki sezona. Yani zaten bu şey serisi de işin içinde. En az 35 sayı ve %50 şut yüzdesinin üstünde maçı bitirme serisi keza. Yani Michael Jordan bile yapmamış böyle bir şey Chicago Bulls formasıyla. Onu da söyleyelim. Ki NBA tarihine de geçti. Sacramento maçında da en son 38 sayı ve 27'de 16 ile oynadı sanırım sağ içinden de. O rekoru da kırdı yani. DeRozan yani beni bu sene NBA'de en çok şaşırtan performans oldu açık ara. Yılın çaylağında bence çok konuşulacak bir şey yok. Evan Mobley. Yani ben Josh Giddey evet önemli bir çıkış yakaladı ama yani Josh Giddey'nin de Scottie Barnes'ın da direkt Evan Mobley'nin rakipleri bu iki isim, çok işin içine girebileceklerini zannetmiyorum. Yılın çaylağı adayım kesinlikle Evan Mobley. Yılın altıncı adamı adayım da açıkçası Kevin Love. Çünkü onun da gösterdiği performans beni gerçekten çok etkiledi. Ve hani yani bence hak eden isim Kevin Love yılın altıncı adamı ödülünü de. Yani yılın en çok gelişme kaydeden oyuncusu ödülünde de benim tercihim açıkçası Miles Bridges. Tabi burada Ja Morant'in de önemli bir aday olduğu konuşuluyor. Başka adaylar da var. Ama benim tercihim Ja Morant diyorum. Kusura bakmayın. Miles Bridges olacak. Gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor. Geçen seneki çıkışının üstüne bir de bu sene de takımın en iyi oyuncularından biri haline gelmesi açıkçası oldukça şaşırtıcıydı. En iyi savunmacıya da yani burada bir Yannis şeyi var şu an için. Yannis, Rudy Gobert, Draymond Green adaylar. 3 aday. Draymond Green sakatlanmasaydı ben kesinlikle Draymond Green diyecektim. Ama onun sakatlıktan dönüşünü ve şeyini de bir bakmak gerekiyor. Nasıl döndüğüne de bir bakmak gerekiyor. Ama yani Yannis'e işte MVP verilmiyorsa hadi bari en iyi savunmacı ödülü verilsin fikrine de çok uzak değilim. Rudy Gobert de tabii ödülün olağan şüphelilerinden, alsa kimsenin hiçbir şey diyemeyeceği bir adam açıkçası. Ve bu arada Evan Mobley'nin de yani en iyi savunmacıda bile bir şey var. Bir oralara girişi var yani açıkçası. Evan Mobley inanılmaz bir sezon geçiriyor, buradan bunu tekrarlayayım. Ve sorular için çok teşekkürler. NBA'de All-Star'ı konuştuk. Euroleague'de bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki haftanın maçlarına baktık ve girişte de Türkiye Kupası'nı konuştuk. Bitçi Türkiye Kupası'nı. Programı burada bitiriyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bahsin ilk adresi milyonerin sunduğu Miray Çavuşoğlu ve Cengiz Uygur'la ilk 5 sona erdi. Milyoner.
tekrar yayınlanan programı dinlediniz.